Efendim ekranların en genç, en dinamik, en eğlenceli, en heyecan verici yarışma programı Bence Bilir Sence'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün stüdyomuzda iki güzel arkadaş var ve 5 yıllık bir arkadaşlıkları var. Bence Bilir Sence'yi izlemişler, takip etmişler, görmüşler ve çok beğenmişler. Demişler ki birlikte bu yarışmaya katılsak ne olur? Bence çok iyi olur demiş diğeri öbürüne. Bence de iyi olur demiş ve yarışmamıza katılma kararı almışlar. Birlikte yarışmamıza başvuran iki yakışıklı arkadaşımız ne de güzel yapmışlar ne de iyi yapmışlar. Biz yarışmayı aynı zamanda burada yarışmanın yanında, daha doğrusu yarışmaktan daha çok muhabbet masası olarak nitelendirdiğimiz bu masada bizlere eşlik etmenizi diliyor ve istiyoruz. Tıpkı Görkem Taylan Önal ve Ahmet Bayar gibi Bence Bilir Sence @diyanet.tv adresine başvuru formunu doldurmanız yeterli olacaktır. Sizleri burada görmek bizleri memnun edecektir diyor ve hemen Görkem Taylan, hangi isminle hitap etmeliyim? Taylan. Taylan Önal beyefendiyi tanıyarak başlıyoruz. İsmim Görkem Taylan Önal. Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Arkadaşıma başarılar Memleket? Diliyorum. Memleket Giresun. Giresunlusunuz, ne güzel. Arkadaşlığınız nereden kaynaklı? Liseden mi, üniversiteden mi, mahalleden mi? Yani mahalleden diyelim. İlkokulda bir arkadaşım vardı. Onun vasıtasıyla tanıştık Ahmet'le. Yani aynı mahallede oturuyoruz. Böyle tanışmış olduk. Ne güzel. Hemen sol tarafımda bulunan Ahmet Bayar Beyefendi'yi tanıyarak devam ediyoruz. İsmim Ahmet Bayar, hoş bulduk. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun, ufak bir kaza. Ankara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Hı hı. Kardeşime başarılar diliyorum. Hani. Aynı şehirde değil, ayrı şehirlerde olmuş olmanın arkadaşlığınızdaki etkisini birbirinizi özlüyorsunuzdur muhtemelen. Olumlu bir etkisi var, biz Taylan'ı bekliyoruz genelde hani. Hani gelsin. Gelsin buraya. İşte beraber vakit geçirelim tarzında. Arkadaşlığınızın daim olması ve güzel bir arkadaşlığınızın olmasını diliyor ve istiyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Diyor ve hazır mıyız? Hazırız. Heyecan var mı? Yani biraz var. Sizde var mı heyecan? İlk soruda atlayacağımızı düşünüyorum ama. İnşallah atarız. İnşallah. Yani eğer İbrahim ilk soruda bizi şaşırtacak sorular sormamışsa, şöyle yavaş ufaktan gelmişse atlatırız. Görelim bakalım. Yoksa bir travmatik durum mu olur onu bilemiyorum. Gelsin ilk soru. Görkem Taylan Önal Beyefendi. Dünya tarihinde din değiştiren ilk imparator kimdir? Bu İbrahim'i ne yapsak yani? Başka bir yarışmaya mı göndersek onu? Başka yarışmaları mı sabote etse? Bak hazırlasa dedi. Şıkları görelim. A. Sezar, B. Konstantin, C. Sargon, D. 14. Louis. Bence bilir. Temenni. İstek. Dediğiniz gibi yani biraz zor bir soru. Bununla heyecan nasıl atılır ya? O biraz zor gerçekten. Ahmet yani. Ya, hani tahmin edilmesi güç bir soru. Ne verelim? Onu kullanmak ister misin ilk soru? Onu kullanmak istemiyorum tabii ki bunda. Tamam. Ben hani arkadaşlığımızın da biraz şey olsun diye bir 3 puan vermek istiyorum. Bak bilemez tahminle 3 puan seni üzer. Ahmet. Ama bilir bunu tahmininde kullanılabilecek bir puanı harcıyorsun çünkü. Ben bir centilmen olarak. Bilir mi bunu? Bilemeyebilir. Ama iki çıkalasında kalacağını düşünüyorum. O zaman 5 mute edin. Ama karar senin. Ben çok da etkilemek istemem. Ben izniniz olsa 3 puan vermek istiyorum. Estağfurullah efendim, ne demek? Burada kullanacağınız tüm puanlar tamamen sizin özgür iradenizle, hür iradenizle, hiçbir baskı ve etki ve tesir altında kalmadan alacağınız kararla vereceğiniz puanlar. Nasıl bir cümle kurdu Allah Allah. Bir daha söyle desem Bora, üstüne 80 puan versen bana söyleyemem. 3 puan veren tatlı bir arkadaşım var. Evet. Ben olsam 30 verirdim direkt ama. Ben de. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. Ben C. Sargon diyorum. Siz ne derdiniz? Ben de onu derdim. Niçin Sargon demek istediniz? Yani Sezar'la Konstantin ikisi de Roma İmparatoru diyebiliyorum. Din değiştirmiş olacaklarını düşünmüyorum. 14. Louis de bana pek yakın gelmedi. Sıcak gelmedi. O yüzden Sargon dedi. Bakalım doğru cevap neymiş? Bu arkadaş merhameti oldu 3 puan. Evet. Senin için çok iyi. Benim için iyi. Bakalım Taylan aynı şekilde düşünecek mi senin için? Çok merak içerisindeyim. Onun heyecanına gidecek bir şey olmadı çünkü -3'te başladı. Gelsin bakalım muadil soru. Ölümün tanrılaştırdığı inancıyla hasta yatağında kahretsin sanırım tanrı oluyorum diyen imparator Vespasyan kimdir?
İmparator kimdir diyecekti. Bir de orada adamın adını vermiş. Gelsin şıklar. A. Aztek İmparatoru. B. Mitra İmparatoru. C. Roma İmparatoru. D. Çin İmparatoru. Orada beni hiç dinlemiyorsun, biliyor musun? Hiç dinlemiyorsun beni. Bu İbrahim hakkında biraz daha düşün diyorum sana. Ben hep söylüyorum ama sen. Ben bugün varım, yarın yokum. Bora. Siz kalacaksınız baş başa. Düşün sen bu arada. Onsa beklemem. Ben centilmenliğine biraz acımasızca davranayım. 6 puan vereceğim ben. Ne güzel. Taylan aradığımız yarışmacı. Gördün değil mi? Ya tabii insan kişisel bir karar ya. Arkadaşını böyle anlarda tanır. Ahmet. Hazır mısın? Hazırım. Hadi al şu puanı be. Hazırım. Al an cevabı. Ben B şıkkı demek istiyorum. Mitra İmparatorluğu diyor. Siz ne derdiniz? Ben Aztek derdim. Aztek derdiniz. Bakalım doğru cevap neymiş? Roma İmparatorluğu. Roma olamaz ya. Yine de 6 merhametliydi. Ha tamam. Yani sen 3 vermesen 10 vererdi o kesin de. 3 verdiğinin karşılığını bir 3 fazlasıyla almış oldun. Peki gelsin ikinci soru da. Moralle heyecan gitsin. İkinci sorular bakalım nasılmış. Zilzal suresinin adını aldığı zilzal ne anlama gelir? Şık ister misiniz? İstemem lazım. A vakit, B uyku, C deprem, D haber. Ahmet bence bilir. Bu soruyu bilemeyeceğini düşünüyorum ya. Yani çok da iddialı olmak istemiyorum ama bilemeyeceğini düşünüyorum. Az çok daha eminim ben. Bakarsa cevap burada. Karar senin. Etkilemek istemem. Özgür irade. Ne diyorsun bilmiyorum ya? Nesi? Zor bir soru olduğunu düşünüyorum. Çok bitti süre. Ne diyelim hocam? 5 puan verelim burada. 5 puan? 5 puan. Ufak puanlar mı harcamak istemiyorum biraz daha. Daha ufak kalmadı. Ahmet 3'ü harcadın, 5'i harcadın. 1 ve 2 tutmak isterim biraz daha. Merhaba. Merhaba. Düşünüyorum. Taylan cevap burada bak. Kesin 4'ünden 1'i yani. Öyle evet. Zilzal bir şey çağrıştırıyor mu sende? Yani ilk aklıma gelen zelzele, deprem diye bir bağlaştırma kurmayı düşündüm ama. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabı. Ben A vakit diyeceğim. Sen ne derdin? Ben hani mantık kuramadım da çok şaşırdım da depremden bir an vakide geçmesi. Ben şaşkınlıktan öteyim, şoktayım. Yani öyle doğru girdi ki, böyle anlamıyla girdi ki. Sonra nasıl oraya döndüğü hakkında şoktayım. Hatta renk vermeyeyim, direkt sorayım dedim. Hazır bulmuşken ki öyle doğru yerden girdi ve tam da o demek zaten ama. Yani bir an vakit daha sempatik geldi cevap olarak. Ama zelzele demek zaten. Öyle güzel girdin ki yani. Olmadı, heyecanı geçiremiyoruz senin bir türlü. Yani Taylan. Biraz öyle oldu da geçecek inşallah. Valla ben 5'i aldın diye düşünüyordum. Bakalım muadil soru nasıl gelecek. Gelsin. Neml suresinin adını aldığı Neml ne anlama gelir? Şıkları görelim. A gece, B su, C hüzün, D karınca. Arapçası var mı? Arapçası yok diye biliyorum. Ama bileceğini düşünüyorum ben. O yüzden 1 puan vermek bir istiyorum. 1 olmaz buna ya, yapma. Taylan ne olursun ya. Bence olmaz ama, kararsızsın. Ya siz nasıl bir puanlama yapıyorsunuz ya? Ben hiç kesin etkilemiyorum. Kesin bileceğini düşünüyorum. Öyle mi? 1 mi? Evet, 1 diyorum. Hazır mısın? Hazırım. Alan cevabı. Çok basit bir mantık olacak ama su demek istiyorum ben. Niçin? Neml, nem. Çok yani yanlış bir mantık da olabilir ama diğerleriyle ilgili yorum yapamadım yani.
Bakalım doğru cevap neymiş? Arap biliyorsunuz. Karınca. Ben de aynı mantığı kuracağını düşündüğüm için bir verdim ama. Yani Türkçe ile Arapça arasında dil ayrımını yapar diyerekten nemle suyu birleştirmez ama nemlin karınca anlamına geldiğini bilirse, Arapça biliyorsa verilebilir bir puan. Belki muhtedir olurdu. Gelsin yeni soru. Aksaray'daki Alayhan hangi yönüyle Anadolu'da bir ilktir? Şıkları görelim. A. İlk medrese. B. İlk kervansaray. C. İlk aşevi. D. İlk ordu evi. Bence bilir. Bilebileceğini düşünüyorum bu soruyu. Ne verelim Ahmet'im? 1, 2, 4, 6. 5 ve yukarısını düşünmüyorum açıkçası. O zaman 1, 2, 4. 1, 2, 4 arasındayım da. Ben 2 puan vermek istiyorum buna. 2 puan verdi. Hazırım. Cevap alalım cevabı. D. İlk ordu evi. Sizin ne derdiniz? Kervansaray derdim ben. Görelim doğru cevabı. Ne de güzel söylermişsiniz. Kervansaray size çıkmış olsaydı bu soru puan da aldırdınız. Ama maalesef Taylan'ımız hala o sesi duyamadı. Maalesef. Umarım şimdi siz Taylan için tahmin ettiğiniz doğru şıkkı kendi sorunuzda da doğru şık olarak tercih eder. Ve o doğru sesini duyarız hep beraber. Hiç gelsin. Yok. Gevher Nesibe Medresesi hangi alanda Anadolu'da bir ilktir? Şıkları görelim. A. İlk hukuk fakültesi, ilk tıp fakültesi, ilk mühendislik fakültesi, ilk mimarlık fakültesi. Bence bilir. Bence de bilir diyorum ben. O yüzden de 7 puan vermek istiyorum. Bilir deyip 7. Evet. Bilir diyorsun 7 veriyorsun. Hı hı. Baştaki centilmenliğine karşı acımasızca davrandığım için şimdi özür niyetinde. Sanki bu da biraz acımasızca oldu ama bilmiyorum yani. Ya Taylan çok tatlı ama bu acımasızlığı öyle güzel süsledi ki. Aynen. Vay Taylan vay. Ama Ahmet de iyi mantık yürütüyor. Evet. Özellikle senin sorularında. Burada bir terslik var evet. Bunu kendi sorularında yapsan iyi olacak Ahmet. Aynen. Hazır mısın? Hazırım. Ver şunu kardeşim bitsin iş be. İlk mimarlık fakültesi. Sen ne derdin? Ben ilk tıp fakültesi derdim. Bakalım ikisinden biri mi yoksa hukuk fakültesi ya da mühendislik? Mühendislik olsa bilirdin değil mi bunu? Yani mühendislik pek yakın gelmedi bana ya. Gevher Nesibe Medresesi. Bakalım doğru cevap neymiş? Bence siz yerleriniz yanlış. Bence de. Ben de ikişik arasında gittim kaldım ya. Tıpla hani mimarlık. Öyle mi? Evet hani hukuk düşünmedim zaten de. Keşke tıp demiş olsaydınız. Birbirinizin sorusunu bildiğiniz zaman hakikaten size hiçbir faydası yok yani. Şu anda durum -10, -14. Ama ilerleyen sorularda ben artıhanelere çıkacağınızı, daha da iddialı olacağını düşünüyorum. Bakalım yeni soruyla durum ne olacak? Gelsin Taylan'ımızın yeni sorusu. Kanun hazineleri olarak bilinen tarihi eserler nerede sergilenmektedir? Işıkları görelim. İstanbul Arkeoloji Müzesi. B. Etnografya Müzesi. C. Uşak Arkeoloji Müzesi. D. Topkapı Sarayı. Bence bilir. Badminton oynuyor musun? Evet. Bir dönem oynadım. Çok severim ben onu ya. Onu profesyonel oynuyor musun galiba? Aynen profesyonel düzeyde oynadım. Onun var mı yani burada bir sahası, bir alanı, bir yeri? Tabii tabii. Ya Türkiye'de zaten gelişmekte olan bir spor. Hatta şu an iyice bir konuma geldi. Hatta olimpiyatlara sporcumuz da gitti. Çok güzel. Hani güzel. Konuda Pakistan mı iyi? Neresi iyi? Uzak Doğu. Çin. Neresi? Çin mi iyi? Çin gerçekten çok başarılı. Endonezya. Endonezya doğru. Hı hı. Buranın evinde var tenis kortu. Ara sıra orada bakıyorum ama her zaman şatosuna gitmek mümkün değil yani bahçesinde. Ve tabii kapalı olarak da bir evin altında da. Ama tabii çok fırsat bulup gidebildiğim bir şey değil yani. Evet, biz de masa tenisi koyabilecek bir evimiz olur mu falan filan diye düşünürken Bora'ya bak, tenis kortu kurmuş ya adam.
Evet, ne vereceğiz hocam? Bu soruyu direkt bildiğini bilmiyorum, düşünmüyorum Taylan'ın. Tahmin edebileceğini... Düşünerekten? Düşünerekten. 6 ve üzeri. Aynen. 6 puan vermek istiyorum. 6 puan ver. Hazır mısın Taylan'ım? Hazırım. Alalım cevabını. A. İstanbul Arkeoloji Müzesi demek istiyorum. Siz ne derdiniz? Etnografi diyebilirdim ben de. Görelim bakalım doğru cevap neydi. Uşağa gitmiş olsaydınız mutlaka orada bununla alakalı bir yazıya rastlardınız. Halen daha Taylan'ımız için o güzel tın sesini duyamadık. Maalesef. Gelsin muadil soru bakalım Ahmet'imiz o sesi bize duyurabilecek mi? İnşallah. Karun hazineleri arasından çalındıktan yaklaşık 10 yıl sonra Almanya'da bulunup Türkiye'ye iade edilen tarihi eser hangisidir? Bu bayağı haberlere de düştü. Bilmiyorum. Ben rastladım böyle bir. Ben aklımdan şu an bir şey geçiyor ama. Bakalım şıkları görün. Senin aklından şu anda geçmesin. Sana geldiğinde geçsin. Evet. A. Kaşıkçı elması. B. Geyik elmas tokası. C. Kanatlı denizaltı iğnesi. D. Yakut işlemeli kaşık. Denizaltı ya. Denizaltı ne? Denizaltı iğnesi. İğne fobim varmış. Evet. Belenofobi. Yüksek düzeyde. Kan aldırırken falan ne yapıyorsun bayağı... peki? Sabretmeye çalışıyorum da bayağı zorlanıyorum kan verirken, iğne yaptırırken. O zaman sadece hani hastalandığında hap ya da şurup gibi. Yani genelde ilaç kullanmayı da çok sevmiyorum da hani böyle bir nezle grip tarzı bir hastalığım olan hani en sağlıklısı ter atarak çözmeye çalışıyorum. Niye korkuyorsun peki? Ya belki hani saçma gelebilir de şuradan falan böyle kan alındığı zaman... Hani bayılıyor musun? Yok, kolumu şöyle kapatıp orada iğne kırılacakmış gibi geliyor. Böyle bir garip bir düşünce tarzım var. O beni çok geriyor. Hani kendimi çok kasıyorum yani açacağım normalde diye. Normalde hani kan alma dışında mesela kolundan vurulurken falan... İğne kırılacak korkusu. Hani iğne orada kırılacak, kalacak böyle kendimi kırılırsa kasıyorum. Kırılırsa çeker ya. Orada kalacak hali yok. Fobi genelde öyle psikoloji anlatamadığımız bir olay olduğu için. Hani anlatamıyorum bir şekilde. Akrofobi varmış bir de sende. Hı hı. Uçak dahil mi ona? Uçak dahil değil. Uçaktan korkmuyorum. Bina hani... olarak. Bir yerden baktığında falan mı yüksek? Serbest kaldığım bir yükseklik hani. Uçak sonuçta kapalı bir alan. Teleferikten de korkmuyorum ama serbest olduğum alanlar, sarkma olayı falan gerçekten tedirgin edebiliyor beni. Evet. Amatofobi varmış bir de. Bütün fobik durumlar Ahmet'te nasıl birleştiyse. Var. Evet. Tozdan niye korkuyorsun ya? Sevmiyorum tozu. Hangi tozdan bahsediyoruz? Biz böyle hani sokakta hani yerden kalkan o toz mu? Evde oluşan bir kenarlarda yığılmış temizlikten dolayı, temizlenmemeden kaynaklı olan o halı tozları falan mı? Nedir senin razı? Tamam, leblebi tozu mu? De o var yani o da fobik bir şey ya. Leblebi tozu çok fobik. Tabii. Ben tamamen o dediğiniz yani evdeki o toz birikintisi. Hmm. O da boğara başladı yani. Şey yapamıyorum. Tamir ama bekarsın sizin ev tozdan da bilmiyorum geçiliyor mu? Yok. Temizlik yapıyoruz ya. Tabii tabii. Tabii. Klostrofobi varmış. Abi bu program bitecek fobilerden. Kim ne veriyor, ne yapıyor? Ben veriyorum. Heh. Sen cevabı söyleyeceksin. Ben puanımı vereyim mi? Evet. Ben 5 puan vermek istiyorum. 5 puan. Hazır mısın? Hazırım. Ya adamı konuşturdu, konuşturdu. Şimdi cevap ver. Ne acımasız bir sonucu bu ya. Hazır mısın? Hazırım. Alalım cevabı. Yakut işlemeli kaşık demek istiyorum. Değişik. Siz ne derdiniz? Ben kaşıkçı elması derdim. Görelim doğru cevabı. Şimdi bana Bora diyor ki... Abi diyor yanlış adamla muhabbet ettin. Çünkü soruyu sorduğunda etmezsin. Puanı verecek de dersin dedi. Niye ettiğimi söyleyeyim mi Ahmet'le? İğneden dolayı belki bu şıkkı seçer diye iğne fobim varmış diye girdim. Ama sen de... Ya ama maalesef Ahmet'im iğneyi kaçırdı. Fobi falan deyince bir an... Deniz atı iğnesinden hani okuduktan sonra direkt sana iğneden korkuyor musun diye girdim farkındaysan. Ama Ahmet'imiz ne kadar safaniyetle, iyi niyetiyle bunun bir ipucu olacağını değil,
Benim fobilerimi konuşuyoruz. Şimdi onun zamanı gibi arkalar. Evet, gelsin bakalım yeni soru. Dini ve siyasi konulardaki aşırı görüşleri ve faaliyetleriyle tanınan fırka nedir? Şıkları görelim. A. Rafizi. B. Hariciler. C. Zahiriye. D. Cüheymiye. Bence bilir. Seni çok gergin buluyormuş Taylan. Evet. Gergin mi? Yani biraz gergin. Yani ufak bir şeyden ben alevlenebilir. Peki uzun sürer mi böyle şeye dönüşür mü? Küskünlüğe falan yoksa? Yok asla. Alev, saman alev. Ha, öyle parlar sonra normal. Yani 5 dakika sürer ya sürmez. Evet o güzel. Evet ne verelim? Bildiği bir tane şık olduğunu düşünüyorum. Hani o cevap mıdır onu da tam bilmiyorum. 1, 4, 7, 8, 9, 10. 7'yi vermek istiyorum. 7 yani. Verdi. Hazır mısınız? Hazırım diyelim. Alalım cevabı. Ben D. Cüheymiye demek istiyorum. Siz ne derdiniz? Hariciler derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Hakikaten siz yanlış yerde. Gerçekten. Öyle bir durum var herhalde ya. Ya nasıl oluyor? Ya birbirinizin sorularını doğru cevaplayıp kendi sorularınızı daha şu ana kadar hiç doğru cevaplamadınız yani. Böyle bir şanssızlık olduğunu... Şöyle rekor geliyor yani. Ben hani... Bak şöyle rekor yok bizde Bora. Bütün sorularda rakipler birbirlerinin sorularını bildiler, kendi sorularını bilemediler gibi bir rekor yok. O kırılırsa bu yarışma yayından kalkar artık. Yani kırılacak daha bir tarafı kalmaz onun. Gelsin mavi soru. İtikadi meselelerin yorumunda akılla ve iradeye öncelik veren kelam mezhebi nedir? Şıkları görelim. A. Mutezile. B. Vehmiler. C. Faniler. D. Şailer. Bence bilir. Bence bilemeyecek. Onu vermek ister misin? Ya bir değişiklik olsun yani ama karar senin. Onu verelim. Verdin mi? Evet verelim. Bak hiçbir etki... Yok tamamen kendi... Alalım cevabı süre başladı. Faniler demek istiyorum. Eğer bu onu artanesine yazdırırsa kötü gol olur bu. Sağlık olsun. Görelim bakalım doğru cevap neymiş. Mutezile demiş olsaydınız 10 puan artı iyi olurdu. 10 puan doğru yerde kullandı. Siz de lütfen doğru yerde 10 puanınızı kullanın aynen. Rakibiniz için. Gelsin bakalım yine soru. Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Müslüman yazar kimdir? Şıkları görelim. A. Abdülhamid Lahuri. B. Necip Mahfuz. C. İbni Said. D. Halit Yasin. Bence bilir. Bilebileceğini düşünmüyorum soruyu. On vermek istersen beklemem. On veriyorum. Alalım cevabı. C. İbni Said demek istiyorum. Siz ne derdiniz? Yorum yapamadım ben bu soruyu. Ondan dolayı on verdim. Şimdi eğer sorusuna doğru cevap vermezse, az önceki verdiği ona on karşılık çok iyi olur. Eğer doğru cevap verirse, eksi ona artı on olur, 20 puan olur o yani. Çok üzülürüm. Fena olur yani, gol zor çıkar. Bakalım neymiş doğru cevap? Maalesef Necip Mahfuz demiş olsaydınız. Yine duyamadık sesi. Acayip bir 10 puan olurdu bu. Bir ses verir misiniz bu doğru sesi bir duyalım. Rica edecektim. Buna bir hazırlıkla motivasyon olalım. Olarak. Motivasyon olsun. Yapıyorduk onu biz eskiden. Bak. Ver abi. Heh, güzel ses. Bunu duyacağız. Şimdi kulaklarımızı alıştırdık. Gözlerimizi alıştırıyoruz ve gelsin yeni soru. 1964 yılında kazandığı Nobel Edebiyat Ödülünü evinde yer olmadığı gerekçesiyle reddeden Fransız yazar kimdir? Şıkları görelim. A. Winston Churchill. B. Jean-Paul Sartre. C. Ernest Hemingway. D. Pablo Neruda. Winston
Ben şıklardan yorum yapıp bir şekilde o sesi duyacağını düşünüyorum. Evet. O yüzden 4 puan vermek istiyorum. 4 puan. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. Ernest Hemingway demek istiyorum. Ernest Hemingway dedi. Siz ne derdiniz? Ben de katılırdım arkadaşıma. Bakalım biz katılıyor muyuz size? Yani... Çok da enteresanmış ama biliyor musun? Evinde yer olmadığı için Nobel ödülünü kabul etmeme olayı ilginç değil mi? Çok ilginç de ben hani Emir Hemingway zaten o tarzda bir insan. Hani bildiğim, tek bildiğim yazar o aralarında. Ama bunu hayatta unutmayız bir daha. Gelsin yeni soru. Aziziye, Mecidiye ve Hamidiye gibi türleri olan başlık nedir? Şıkları görelim. A. Kalpak, B. Kavuk, C. Fes, D. Sarık. Bence bilir. Bilemez. Acaba rekora bir adım daha mı? Ne verelim hocam? 9'um var, 8'im var, 4'üm var, 1'im var. Ben 8'i kullanmak istiyorum. 8'i kullandın, hayırlı uğurlu olsun. Hazır mısınız? Hazırım. Alabilir miyiz efendim? Süre bitiyor. Ben D sarık demek istiyorum. Sarık dedi. Süre içerisinde söylemiş oldu değil mi arkadaşlar? Peki. Siz ne derdiniz? Sarık diyebilirdim ben de. Bakalım doğru cevap neymiş? Fes demiş olsaydınız 8 puan iyi olurdu. Çok iyi olurdu, evet. İlk sorumuzu da bilebilirdik. Gelsin bak, baştan mı başlasak ya? Keşke öyle bir şansımız yer varsa. Yer değiştirerek belki olabilirdi ama. Evet, bak yer değiştirerek olabilir. Gelsin muadil soru. Osmanlı Devleti'nde 1840 yılında basılmış 20 kuruş değerinde olan gümüş sikke nedir? Şıklara göre. A. Mecidiye, B. Hamidiye, C. Cedid Akçe, D. Bekir Efendi Akçesi. Enteresan. Bilir mi? Yani deminki soruda A ve B şıkkı vardı zaten. Yani %50 şansı kalıyor. Buradan da bilebileceğini düşünüyorum ben ya. Bilir diye düşünüyorum. Ben olsam 8 veririm ama karar senin. Etkilemek istemem yani. Az önce 8 vermişti sana. Evet, ona karşılık vermeyi isterim ama. Ya bilirse de helal olsun yani. Derim ama karar senin. Ben 3 vermek istiyorum. 3 vermek istedi, verdi. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. C şıkkı, Cedid Akçe demek. Sen az önce niye öyle bir şey yapmak istedin? Bununla bunu eler falan niye öyle bir şey söylemek istedin? Yani... Soruda geçiyordu zaten. Soruda geçiyordu değil mi? Geçiyor da o biraz bir şey olmuyor mu, hani böyle ipucu gibi gelmedi mi size? Yo, ben zaten direkt fark ettim onu ya. Öyle mi? Tabii tabii, yok. Peki görelim doğru cevabı. Seni bak ne yaptı biliyor musun? Aldı dışarı attı. Sen de fark etmişsin ama diğer soruda geçiyor diye bunun doğru cevap olmayacağını düşünerekten seni oradan bir uzaklaştır ama bilerek mi yaptı bilmiyorum. Bilmeyerek yaptım da bilseydim 9 puan verirdim. 8 verdi dedi mi abin? Evet. Söyledi mi bunu? Bantı geri çevirtme bana, bantı geri aldırma. Olsun yani, bunda bir şey yok Tayhan Hanım. Üzecek bir şey yok. Ama 8. Şaşırdım yani ben de. Öyle Mecidiye çıksın benim, ama. Benim kadar şaşırmış olamazsın şu an. Ben yani kendinden emindim. Ben %50 elemiştim yani. Evet. Gelsin bakalım yeni soru. Ekora gidiyoruz gençler. Hazır olun. Yapımı Türk mühendisler tarafından... Aa bak, mühendis sorusu geldi. Evet. Ne mühendisi? Alanım inşaat mühendisi. Oho tamam, o zaman alalım cevabı. Hiçbir fikrim yok. Yapımı Türk mühendisler tarafından alalım deyince yukarısı şıklara gönderdi. Soruyu okumadık ya. Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen ilk baraj hangisidir? Kemer, Hirfanlı, Demir Köprü, Keban. Bir mühendise geldi. Bilir bir. Bilir bir. Çok
Yani spesifik bir soru bu. Ya adam inşaat mühendisi. Tabii. Alanıyla ilgili yani. Ya staj falan da yaptı. Bilgisayar mühendisi olsa. Karar senin Ahmet'im. 1-4-9. 4 demek istiyorum. 4 dedik. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım be. Ben C Demir Köprü demek istiyorum. Nerede o? Aslında hiçbir fikrim yok. 9 mu deseymişsin ya? Şeyden dolayı yani sonuçta derste falan görüyorlar. Hani illa barajdan belki falan muhabbeti geçmiştir. Yani özel araştırarak bulacağını düşünmediğim bir soru ama derste falan muhabbeti geçebilir diye. 4 diye düşündüm. Yani bilemeyebilir hani alan olsa da. Yani genel kültür bilgisi bu biraz daha. Sen ne derdin? Hiçbir fikrim yok ya açıkçası. Bakalım doğru cevap. Hiçbir fikrim yok. Keban. Keban demezdim ama ben yani. Gerçekten. Ya senin keban deme işini biraz anlarız badmintoncu biri olarak. Ama mühendis birinin keban demesini beklememiz kadar doğal bir şey olamaz. İyi ki biri vermemişsin. Aynen. Olsun 9'dan kurtardım. Kurtardık da. Neyi nereden kurtaracağız bilmiyorum. Yani şu an 2 soru kaldı. Evet. Gelsin muadil soru. 1966 yılında Keban Barajı'nın temeline ilk harcı atan dönemin başbakanı kimdir? Şıkları görelim. A. Süleyman Demirel, B. Turgut Özal, C. Necmettin Erbakan, D. Bülent Ecevit. Bence bilir. Bence bilemeyecek. Diyorsun. Evet. 9 mu? 9, puanlarımız eşitlensin. Hazır mısınız? Bir mantık yok değil mi? İnşallah tutar. B. Turgut Özal demek istiyorum. Siz ne derdiniz? Ben Necmettin Erbakan diyebilirdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Ya Taylancı ver. Bilemez. Puan mı sizden? 9'u ver. Yani bildi. Onun bilemeyeceğini bildi ve puanı eşitlemek için verdiği puanla gerçekten de puanlar eşitlendi. Çünkü birbirleri için verebileceği puan 10 toplamda. İki soruda. Her ikinizdeki sorunuzu bilirseniz 35-35 olur. Her ikinizde iki soruyu bilemezseniz eşitlik olur, rekor olur. Evet. Altın soruya geçeriz. Süre yok. Özür dilerim, süre yok diyorum. Altın soruda puan yok. İlk bilen kazanır. Şimdiden onu da söylemiş olayım iki soru kaldığı için. Ama buna gerek kalmayabilir. Çünkü bu soruyu Taylan bilecek. Gelsin soru. Altın ve gümüş az ise nisabı tamamlamak için biri diğerine ilave edilir. Görüşü hangi mesleğe aittir? Bilmiyorum. Tam Taylan'ın alanında. Tabii, evet. Taylan'ın alanı bu. Gelsin şıklar. A. Hanefi, B. Şafi, C. Maliki, D. Zahiri. Stüdyodan sessiz olalım. Evet. 9 mu 1 mi? 9 yani. Ben 9 vermek istiyorum ama bilirse şanı yürüsün. Vallahi helal olsun. Gerçekten. Çok güzel söyledin ya. Ne güzel. Bilirse helal olsun puanı bu. Hazır mısınız? Değilim aslında. Alalım ama cevabı. Süre başladı. Ben D şıkkı demek istiyorum. Zahiri. Evet. Siz ne derdiniz? Hanefi diyebilirdim ben. Bakalım doğru cevap neymiş. Yine aynı şey oldu ve arkadaşının sorusunu bilerek hiç puan alamadı. Şaşırmıyorum artık bu duruma. Kötü bir duruma girdik. Heyecanlı mısın? Bir soru yani, kaldı rekora. O yüzden heyecanlandım şu anda. Ben altı, şu ana kadar madem bilemediniz, altı sorulardaki heyecanın peşindeyim ben şimdi. Ama şu andaki soruyu Ahmet doğru cevaplarsa işlerin rengi bambaşka olur. Evet. Gelsin. Hanefilere göre ölen kişi zekat borcunun ödenmesini vasiyet etmişse varisleri ödediğinde ne olur? Şıkları görelim. Etmemişse özür dilerim. Evet. A. Zekat ödenmiş olur. B. Ölüye hiç faydası olmaz. C. Nafile sadaka yerine geçer. D. Fıtır sadakası yerine geçer. Hanefilere göre ölen kişi zekat borcunun ödenmesini vasiyet etmemişse varisleri ödediğinde ne olur?
8 diyeceksin gibi geldi bana Taylan. Duruşun o. Evet. 8 veririm ben duruşu. 8 mi? 8 verelim. Eşitlensin. Bilemezse. Evet. Bilirse de... Bilirse de helali hoş olsun. Helali hoş olsun. Bilsin birimiz yani. Vallahi helal olsun. Rekoru şu anın yürüsün. Eyvallah. Süremiz ne durumda Bora Bey? Alalım cevabınızı. A zekat ödenmiş olur demek. Siz ne derdiniz? Ben de aynı katılırdım ama. Bakalım neymiş? Evet, rekora bu ses. Evet. Son sorularımız. Soru demek. Gelsin bakalım son sorular. Kur'an-ı Kerim peygamberlik zikrini anlatırken risaleti ve vahyi hangi peygamberle başlatır? Şıkları görelim. A. Hazreti Nuh. B. Hazreti Adem. C. Hazreti Muhammed. D. Hazreti İsa. Bence bilir. Birden başka şansımız da yok. Bir puanla kaldı. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. Ben Hazreti Muhammed demek istiyorum. C. Hazreti Muhammed dedi. Siz ne derdiniz? Hazreti Adem derdim. Bakalım doğru cevap neymiş? Evet. Vallahi ben bilemezsen altın soruya kırdım. Geçeceğiz. Bir rekor yok. Hayır, o rekor var. Ha, var mı? Yani bütün soruları doğru cevaplayamamış, yanlış cevaplamış yarışmacımız var. İki yarışmacımızın da hiçbir soruyu doğru cevaplamadığı yok. Yani kaderin Ahmet'in elinde. Hazır mısın? Hazırım. Alalım. Buhari'nin Kitab-ı Tefsiril Kur'an eserinde Hazreti Abbas'tan rivayet ettiği puta tapan ilk kavim hangi peygamberin kavmidir? Puta tapan ilk kavim. Şıkları görelim. Mi? Görelim mi? Gerek var mı? Var. Gelsin. A. Hazreti Süleyman. B. Hazreti İbrahim. C. Hazreti Nuh. D. Hazreti Adem aleyhisselam. Evet, bu soruyu doğru cevaplarsa yarışmanın da galibi olacak kendisi. Bunun farkındasınız. Birlikte rekoru kırmalıyız bence. Ve... Vallahi bir şey söyleyeyim. Anlatılan ilginç olaylar arasında yarışmaya katıldık. Yapma ya. Oğlum bir de hiçbirini bilemedik. Daha fena bir şey bak, değil mi? Evet, yani güzel bir anımız oldu. Güzel bir anı olabilir. Bayağı eğlenceli oldu. İki puanı vermek zorundayız Taylan Hanım. Vereceğiz. Mecburuz. Hazır mısınız? Hazırım. Alalım cevabı. Bence Hazreti Nuh demek istiyorum. Bakalım siz ne derdiniz? Ben de katılırdım arkadaşıma diye düşündüm ama. Görelim bakalım doğru cevap neymiş. Hazreti İbrahim de olabilir. Bravo, tebrik ediyorum. Ama bizi rekordan ettin. Hiç hoşuma da gitmedi de bu da bir de yandı. Arkadaşın da dedi güzelce kalalım işte altın gole dedi ama tebrik ediyoruz. Ne oldu? Niye şok oldun ya? Orada çok ne var? Çok şaşırdım ya. Taylan da şaşırdı. Emin ol ben de şaşırdım. Ben bekliyordum ki bir rekor çıkar buradan ve altın golde de biraz gideriz diye biraz acele edelim. Ben de kendim bir rekor hazırlamıştım. Hazırlamıştık ama olmadı. Taylan'ımız tam eksi 55 puanda. Ahmet'imiz eksi 51 puanda programımızı tamamladı. Ve Ahmet'imiz yarışmanın kazananı oldu. Sizleri tanımak çok güzeldi. Güzel bir arkadaşlığınız var. Yarışmamız hakkında olumsuz fikirler kafanızda kalsın istemem. Kalmaz tabii ki de. Yani sorular konusunda İbrahim'in hoş olmadığı bir saate denk gelmiş olabilirsiniz. Sizi buraya oturtma konusunda Büşra'nın talihsiz yer seçimi konusunda mağdur olabilirsiniz ama yarışmamızın formatına lütfen küsmeyin. Evet. Sizi çok sevdik. Biz de sizi çok sevdik. Efendim tekrar görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın.